Merhabalar güzellerim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saat şu anda sabahın 8'i. Birazdan usta gelecek. Usta gelmeden sizlere şöyle bir mutfağı göstermek istiyorum. Usta işine başlamadan göstereyim dedim. Çünkü işe başladığında akşama kadar, yani işi bitene kadar mutfağa giremeyeceğiz. Bu arada sizlere de bir hal hatır sorayım. Ondan sonra anlatmaya kaldığım yerden devam edeceğim. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun Allah'a, bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi biliyorsunuz en son izlemiş olduğunuz vlogda mobilya ustası geldi. Kapakların ölçüsünü aldı ve bizlere fiyat bildirimi yapacaktı. Fiyat bildirimi yaptı. Biz fiyatı öğrendikten sonra Fatih ile kalktık, ustanın iş yerine gittik. Kapak modellerini beğendik ve siparişimizi verdik. Şimdi usta gerçekten çok güzel bir fiyat verdi bize benimkiler. İnanılmaz güzel bir fiyat verdi. Onu da sizlere söyleyeceğim. Yalnız bir sorun var. Kapaklar bir ay sonra gelecek. Ya çünkü ustanın elinde 4 tane bekleyen mutfak dolabı varmış. Önce onları yapmam lazım dedi. Ondan sonra sizin kapakları yaparım, olur mu dedi. Biz de fiyatın gerçekten uygun olduğundan dolayı kabul ettik. Yani geç olsun da güç olmasın dedik. İnşallah Allah'ın izniyle bir ay sonra kapaklarımız değişecek. Şimdi gelelim, birazdan gelecek ustanın ne yapacağına. O da mutfak taşlarını değiştirecek. Biz mobilyacıdan çıkınca Fatih hemen İlhami Usta'yı aradı. İlhami Usta bizim yukarı katın banyosunu yapan usta. Gerçekten işi, işçiliği, ustalığı çok güzel İlhami abinin. Hemen onu aradı, eve çağırdı. İlhami Usta da işte bu mutfak taşlarının ölçüsünü falan aldı. Hep birlikte Bauhaus Yapı Market'e gidip oradan malzemelerimizi aldık. Ve inşallah İlhami Usta da bugün bu mutfak taşlarını değiştirecek. Bu arada taşları kırmayacak, bilginiz olsun. Almış olduğumuz taşları güzelce bunların üzerine döşeyecek. Ya Fatih de tezgahın üzerinde taşların üzerinde ne varsa hepsini söktü, ustaya yer açtı. Biliyorsunuz burada benim baharatları koyduğum bir raf vardı. Onu oradan kaldırdık. Bir raf da şurada karşıda vardı. Şurada, oraya da çerezleri koyuyordum. Prizleri falan söktü. Aspiratörü söktü. Ve ben buraya koymuş olduğumuz rafları başka yere taktım. Başka yerde değerlendirdim. Onu da birazdan sizlere göstereceğim. Yani eski rafları kullanmayacağız. Alırsak başka bir raf alacağız. Ben şimdi mutfaktan çıkayım. Ustanın gelmesini bekleyeyim. Usta gelip işe başladığında tekrar sizin yanınıza gelirim. Tövbe estağfurullah, tövbe. Şunu aldım geldim. Şunu bari şuraya koyayım diyeceğim. Ay, orada priz de yok. Kahve yapacaktım kendime. Abacılar. Vay bacılar, vay demek istiyorum. Usta. Ustamız bugün gelemiyor. Az önce Fatih aradı. Ustanın dedi cenazesi çıkmış, Ebru yarın gelecek dedi. İyi dedim ben de. Ne diyeceğim başka? Peki diyeceğim, iyi diyeceğim, tamam diyeceğim. Allah'ım, bunu da aldım geldim buraya. Orada priz yok. Akla bak, akla. Ben bir kahve içeyim de bunu şeyde ısıtayım bari, odada. Ne dersiniz bu işe? Geç olmasın da güç olsun dersiniz değil mi sizler de? Olsun. Yani dur. Bizim çoğu işimiz genelde böyle işlerde, sizler de görüyorsunuz. Böyle bir beklemeli, gecikmeli, tantanalı, cümbüşlü o şekilde geçiyor. Ya bismillahsız da işe başlamayız. Evet. Ama hep böyle şey yaparım ben. Sabırla beklerim. Birçok şeyde gördünüz zaten, o koltuklar olsun vesaire vesaire, banyo yapılırken olsun bilmem ne bilmem ne. Ama şimdi bunda da dolap kapakları, gerçi biz ona bilerekten bir ay bekleriz dedik. Şimdi de usta, gerçi ustamızın da cenazesi olmuş, başı sağ olsun da, yani yapacak bir şey yok. Gideyim ben şey yapayım, kendime su ısıtayım de.
Aslında bununla değil de... Dur. Cezveye. Cezveye birazcık su koyayım. Kendime bir kahve yapayım. Sen de gel buraya. Ne güzel bugün bitseydi. Akşama da güzelce temizliğini yapardım. Artık yarına kaldı. Ben kahve içeyim, bir kendime geleyim. Ondan sonra sizlere şuradan çıkarmış oldum, şuralardan çıkarmış oldum. Rafları nerede değerlendirdim. Onu bir göstereyim ama önce bir kendime geleyim ben. Evet. Bunları da getirdim buraya. Sehpanın üzerine dizdim. Artık taşlar olana kadar burada duracaklar. Buradan alacağım şu kahve. Şunu bir alayım da. Sonra şeker. Bu arada tuzluk da geldi. Göstermiştim ya bambu ürünleri gösterirken tuzluk kırık geldi diye. Onu da göndermişler şöyle. Görüntüsü de çok şeker. Süs gibi duruyor. Evet. Ozan Bey. Ay kız buralar böyle gene tülermiş. Kafadan bacaklı gibi olmuşum. Bunlar böyle kıl bacak. Ay Ozan. Ozan. Nedir bu başımıza gelen? Baharatlıklara bakıyor. Orada değişik gördü ya. Evet bunlar bizim baharatlıklarımız. Böyle karabiber, pul biber, kimyon vesaire, tuz. Sonra şunlar çerez, fındık, fıstık. Onları biliyorsun zaten. Ara ara yiyorsun, yutuyorsun. Hayır, dudak yok. Bunları kesivereceğim buradan ben şimdi. Dur. Bebe saçları keseceğim. Bunlar böyle çıkıyor, uzuyor. Ondan sonra tekrar dökülüyor. Tekrar böyle çıkıyor. Ya, evet. Saçtan da dırlandık. Kalkayım kahvemi içeyim. İç kadın iç. Sen bugün bol bol kahve iç. Sen de mi geliyorsun? Hadi gel. Saçlarımın kabarmasından çok rahatsız oldum ve de şu şekilde topladım. Evet, böyle daha güzel duruyor ya. Şimdi rafları ben bu şekilde yaptım. Pek güzel oldu. Fatih'in çok hoşuna gitti. Böyle yapınca. Şimdi şöyle bir tane, şöyle bir tane. Şuradaki kancaları hemen şu alt kısma taktırıverdim. Bu şekilde oldu. Alt kısımda havlular var, görüyorsunuz. Ondan sonra şuraya sabunları koydum. Buraya ıslak mendiller. Burada da şampuan, duş jeli falan. Bunu da süs niyetine koydum. Deniz fenerini. Bu içerideydi. Akıllı sehpaya koymuştum. Buraya aldım. Evet, nasıl olmuş? Bizim hoşumuza gitti. Ya bunları değerlendireyim dedim. Yoksa yukarıda terasta bekleyecekti. İlk başta yapayım dedim ben. Böyle boyunu, enini falan hesap edemedim. Yukarıdaki duşakabine kancalı ya. İşte ya da buradakine falan takarım diye böyle bir düşündüm. Buradakine de olmadı, yukarıdakine de olmadı. Yukarıda yan tarafta şöyle bir dar var. Oraya zaten biz zamanında Koçtaş'tan da sanırım almıştık. Buna benzer ama bunun gibi geniş değil. O şöyle dar. Bu geniş olunca oraya takılmıyor tabii. Buraya da olmuyor. En güzeli burada oldu. Canlarım benim. Bunu da gösterdim. Şimdi ne yapalım? Ben bir çamaşır makinesini çalıştırayım. Ben makineye deterjanı koyarken ölçüsüz koyuyorum. Birçoğunuz da bunu zaten fark ediyorsunuz. Hani onun ölçüsünü nasıl ayarlıyorsun, göz kararı öyle boşaltıyorsun diye. Vallahi ne bileyim, ben göz kararı az bir şey koyuveriyorum. Eskiden çok böyle bol kepçe koyardım. Ne kadar çok deterjan koyarsam o kadar çok çamaşırlar temiz olacak zannederekten. O da yine psikolojik. Bol bol dökerdim ama sonradan azar azar dökmeye başladım. Böyle azıcık döküveriyorum, yeterli oluyor. Yani hemen hemen şu kapağın içi dolacak kadar, belki daha az kullanıyorum. Yani dediğim gibi yeterli oluyor.
Bunu da söyleyeyim. İşte soran arkadaşlar oldu. Bir de şeyi soruyorlar. Hani biliyorsunuz artık A, B, C'yi ezberlediniz. Ben çamaşırlarımda bunu kullanıyorum. Çok çok memnunum. Tavsiye de ederim. Lekeleri falan gerçekten çok güzel temizliyor, çıkartıyor. Bir de şöyle bir güzelliği var. Yine birkaç arkadaş sordu. Hani A, B, C renklilerde nasıl? Yani renkleri solduruyor mu? Giysilerin falan, kıyafetlerin diye. Yok hayatım. Kesinlikle bir soldurma yok. Uzun zamandan beri kullanıyorum bunu. Hiçbir kıyafette renk soldurma yapmadı. Gerçekten mükemmel. Bunu da söyledim. Hemen şunu bir çalıştırıvereyim. Tamam. Gezmeye gidiyoruz. Evet benimkiler. Plansız bir gezme. Çamaşırları makineye attıktan sonra Neslihan'ı aradım. Neslihan'la konuştuk. Şimdi oraya gidiyorum. Bayağıdan beri de bana Neslihan'ı soruyorsunuz sizler. Hani uzun zamandan beri kendisi video çekmiyor ya. Şimdi neden video çekmediğini ve de çekip çekmeyeceğini birlikte öğreneceğiz. Gerçi ben şimdi yalan söylemeyeyim. Öğrendim de sizler Neslihan'ın kendisinden öğreneceksiniz. Her şey tamam. Arabayı da güzelce serinlettim. Çıkalım mı artık yola? Çıkalım. Hadi bakalım. Gözlüğümü de takayım. Bismillahirrahmanirrahim. Az önce kamera elimden düştü ya, tangur tungur benimkiler. Vallahi bu kameranın da başına gelenler iyi bari çalışıyor. Görüntüde mörüntüde de gördüğüm kadarıyla bir şey yok. Kontrol ettim. Baktım. Tam merdivenlerin böyle son basamağında işte inerken elimdeydi bas düğmeye. Elimden şey kayıverdi. Allah'tan bir şey olmadı. Oy. Süpürge sesi var. Temizlik mi yapıyor kız bu? Hadi bakalım şimdi duyarsa. Bak bak, Mina, anne kapı çaldı diyor. Allah'tan kızlar var, duymayacak beni. Ay. Kızlar, merhaba. Kızlar olmasa duymayacaksın süpürgenin sesini. Aynen öyle. Dur. Şey ya, mutfak kırıntı oldu resmi. Öyle mi? Yani. Kızlar, merhabalar. Ablalar sizi özlemiş. Uzun zamandan beri göremedikleri için Ebru teyzesi git şu kızları bir çek bakalım ne yapıyorlar dediler. Ben de şey yaptım. Ne yaptım? Geldim sizi çekiyorum şu anda. Evet, kulağını kaşıyor. Mina? Yok mu merhaba? Yok. Utandı. Utandılar. Anne diyor hadi okula gidelim geç kalacağız. Bak ya. Okula mı gideceksin sen? Minnoşum. Güzel kızım benim. İyi birazdan bunlar bana ısınır, ısındığı zaman çekeriz sizi, tamam mı? Minnoşlar. Neslihan Hanım kahve yaptı. Teşekkür ederim ablam. Bir kahve içelim bakalım. Şekerliğin de pek güzel. Baksana. İnce cam. Bayılıyorum ince cama ben. Sen şekersiz içiyorsun değil mi ablam? Ben şekersiz içiyorum abla. Bazen estiva kafalarını ben koyuyorum. Ay kamera karşısında geçmeyeli bayağı uzun zaman olmuştu. Özledin mi? özledim ama çocuklardan dolayı artık hiçbir şeye vakit ayıramaz oldum arkadaşlar.
Mina ile uğraşıyoruz bir aydır. Hasta. Hastanelerdeyiz. Git gel, git gel. Evet. Bayağı yorucu oldu. Uzun bir süre video çekmeyeceğim, ara vereceğim. Belki daha sonra, biraz daha kendimizi toparladıktan sonra sizlerle yine birlikte oluruz. Evet. Bir şey diyemiyorum şimdi. Yani önceliğin çocukların abla. Aynen öyle. Çocuklar her şeyden önemli, yani biliyorsunuz. Yani benimkiler. Çocukları biliyorsunuz küçük. Neslihan da biliyorsunuz böyle çok şey bir kadın. Her anne gibi çocuğuna böyle pimpirikli. Yani önce çocuklarının sağlığı. Dediği gibi Mina, Erva'da maşallah pek bir şey değil de Mina da birazcık hassas bir çocuk. Çok hassas, hassas. Çok hassas. O doğduğundan beri öyle. Aynen yani, öyle. Bir bünyesinde bir hassaslık var ama inşallah büyüdüğü zaman toparlayacak. Bağışıklık sistemi şimdi bu yaşlarda zayıf oluyor ama ilerleyen yaşlarda İnşallah. Kuvvetlenince inşallah hastane yüzü görmezsiniz. Yani özetle önce çocukların sen aynen. Ha, onlar bir toparlansın. Aynen. Sen de toparlan. Ondan sonra yine benimkilerle, bizimkilerle birlikte olursun. Onlar seni İnşallah. Beklerler. Bekleriz değil mi? Yani. Kendisi de şey olmuş yorgunluktan. Evet. Zaten Neslihan zaten diyorlar. Zaten uzun süredir diyorlardı bana çok yorgun görünüyorsun, evet. Çok mutsuz görünüyorsun Anne, diye. Efendim bebeğim? Oyuncaktan slime yapacağız. Tamam bebeğim. Yok, yok diyeceğim kuzum benim. Yani Neslihan'ın yorgunluğu iki tane küçük bebesi olması. Şimdi peş peşe Aynen. ikisi de dünyaya geldiği için gerçekten zor. Yani ben gördüğüm kadarıyla zor. Ben öyle peş peşe biliyorsunuz bir tane oğlum var. Allah kolaylık versin. Böyle hani peş peşe 2-3 tane ard arda olan çocuk sahibi olan annelere Rabbim sabır, güç, kuvvet. Gerçekten. En önemlisi sağlık versin. Aynen. Neslihan inanılmaz zorlanıyor. İnşallah birkaç seneye keyfini süreceğim. Ya büyüdükçe de daha zorlaşıyormuş. Şimdi yani şey diyorum, keşke bebekliklerine geri dönsek diyorum. Deme öyle. Gerçekten bak, büyüdükçe daha da zorlaşıyor. Yok yok, Allah sabrını, kolaylığını verecek. Ama Neslihan şunu söyleyeyim ki, şöyle 16, 17, 18 yaşlarına geldiği zaman, o zaman ya, keyfini sürecek. İnşallah o günleri görelim. Yani tabii ki çocuklarımızın sıkıntıları biter mi? Rabbim sıkıntı vermesin evlatlarımıza ama sağlığı olsun, okulu olsun, evlenecekler, evliliği olsun vesaire. Yani biz bu dünyadan göçene kadar evlatlarımız yani bizimle, sıkıntıları da bizimle. Evet, görüyorsunuz. Kadına durdurak yok. Hakikaten yok. Yani yine kalktı. Onları kontrol ediyor. Güzel kardeşim benim. Sen kendini toparla da çocuklarınla Aynen. birlikte tekrar bir toparlanayım, canlanayım. Kanlansın, canlansın. Canlanıp kanlanayım. Evet. Çocuklarımla şöyle bir kendilerini toparlasınlar. İnşallah yine eskisi gibi sizlerle beraber oluruz ileride. Oluruz, oluruz. Şey yapmasın acaba. Saat oldu 2:30. Artık eve gitme vakti bacılar. Neslihan'da bayağı bir oturdum. Bayağı bir konuştuk. Kızlarla da oynadım. Evet, gidelim artık evimize de işimize gücümüze bakalım. Bakalım akşam yemeği ne yapacak bu kadın. Eve gidelim hele de. Hadi bakalım. Eve gelir gelmez üstümü değiştirdim ve hemen kendime birazcık karpuz dilimledim bacılar. Yolda gelirken karpuz kamyonu gördüm. Hani yol kenarlarında karpuzlar satılıyor ya, onu görünce canım bir karpuz çekti, anlatamam size. Evde de vardı, hemen şöyle kendime güzel bir tabak hazırladım. Görüyorsunuz buzlar da koydum. Karpuz hemen şey olmasın diye, ılınmasın diye. Karpuzları soğuk tutsun diye. Burada da kitap var. Canım arkadaşım Sibel bu kitabı bana verdi. Okumam için. İçinizdeki gücü keşfedin. Pozitif gücün büyüsü diyor. Kendisi okumuş, çok beğenmiş. Benim de okumamı istedi. İnşallah birazdan başlayacağım. Şöyle bir kitap. Yemek olayı da vallahi düşünmedim, düşünmeyeceğim de. Fatih sanırım bugün birazcık geç gelecek gibi. Dur şöyle oturayım kız, ayakta anlatmaya çalışıyorum. Şöyle bir köşeme yerleşeyim. Fatih işte geç de gelebilir, erken de gelebilir, belli değil. Birazdan o beni arar, bilgilendirir. O yüzden yemek olayını şimdi düşünmeyeyim diyorum. Eğer Fatih erken gelirse de buzlukta mantı vardı. Hemen onu yaparım. Güzelce çıkarırım dolaptan. Buzu falan çözünür.
Ondan sonra haşlarım. Kolay yemek yapacağım bugün. Kamber kamber. Azıcık bu kadın keyif etsin karpuzuyla kitabıyla. Etme. Bugün keyif günü olsun. Zaten evde yapacak bir iş yok. Yarın benim işim. Yani inşallah İlhami Usta gelirse, şu mutfağın taşlarını hallederse benim işim yarın. Ay korktu kız gene. Elimi şöyle şey yaptım da ona korktu. Sana değil kuşum, sana değil. Ay her şeye korkar oldun. Kuşum seni korkutmuyoruz da. Elimizden geldiğince sana iyi de davranmaya çalışıyoruz. Hemen şöyle azıcık karpuzdan vereyim. Yer misin? Aa yemez mi? Boğaz bayılıyor. Evet şöyle serinle. Lokum sen de gel. Karpuzlu gagasıyla sizi de öptü. Etme öyle. Gagayı bir sil de ondan sonra öp ablaları. Ya? Bana ne dedi ablaları? Gel hele gel. Gel karpuza, gel karpuza. Sen şurada kemire dur, ben seni oyalayayım da. Şöyle ilk başta ben onu doyuruyorum, ondan sonra kendimi doyuruyorum vallahi. Aynı çocuk gibi. Hani önce çocukları doyururuz, sonra kendimizi doyururuz. Bu da öyle. Yoksa rahat vermiyor. Evet. Hadi git lokumun yanına şimdi. Hadi lokumu da al gel, ona da azıcık yedirelim. Tamam mı? Kuyruğa gel. Nasıl kaçıyorsun ama? Evet. Şimdi Fatih beni arayana kadar kitabımı okumaya başlayayım. Bir taraftan da karpuzumu yiyeyim. Fatih aradıktan sonra da yapacağım belli. Artık geç gelse de erken gelse de mantıyı haşlarım ben. Beklerim yani Fatih'in gelmesini. Çok da geç gelmez herhalde diye tahmin ediyorum. Evet kadın, kitabını oku. Çok uzatma. Az keyfini yap. Bu akşam yemekte yalnızım. Kendime kadar mantı haşlıyorum. Fatih hem geç gelecek hem de yemeğini dışarıda yiyecekmiş. Ben de mantının hepsini yapmak istemedim. Yazık, günah. Kendime kadar haşlayıverdim. Şöyle bir daha karıştırayım da. Tamam. Şuradan hemen iki tane sarımsak kapayım. Dolaptan da yoğurt çıkartayım. Sarımsaklı yoğurt. Mantının üzerine. Mis mis. Efendim. Ne yapayım? Orhan'la Hülya'yı izliyordum. Şoför filmini. Evet. Şoför Nebahat. Ha, Belgin Dorun muydu? Fatma Girin miydi? Evet, o da vardı.
Ya öyle film seyrediyordum. Yemeğimi yedim. Sağ olasın. Hadi bakalım. Allah'a emanet ol. Dikkatli gel yollarda. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay. Arayan kimdi? Evet, anladınız. Fatih Bey. Saat 10 gibi, 10.30 gibi evde olurum Ebru dedi. Daha burada işimiz bitmedi dedi. Kendisi de Isparta'ya gitmişti. Onu söylemeyi unuttum sizlere. Bugün Fatih Bey Isparta'da. Saatte şu anda 7.30. Tam filmi sonlandırdım, o aradı kız. Böyle içimden de geçiyordu ama biliyor musunuz? Fatih Bey geçiyordu. Filmde ne güzel bitti. Orhan Gencebay'ın filmlerinin %90'ı hep böyle hüzünlü, üzüntülü biter. Yani mutsuz son olur. Ya kendisi ölür ya da sevgilisi ölür, kavuşamazlar ama bunda Hülya ile kavuştular. Pek güzel oldu. Değmeyin keyfime. Ay çok seviyorum bu şoför filmini. Kim bilir kaç kere izlemişimdir. Yani artık replikleri ezberledim. Orhan Gencebay ne söyleyecek, Hülya Koçuiti ne söyleyecek ezberledim ama insan tekrar tekrar izlemesine rağmen sıkılmıyor. Ben şahsen sıkılmıyorum. Mesela Kemal Sunal'ın filmleri, Türkan Şoray'ın filmleri, Orhan Gencebay olsun, Hülya Koçuiti olsun, Fatma Girik olsun. Yani eski Türk filmlerinden hiçbir şekilde sıkılmıyorum. Zevk alarak izliyorum. Evet, bu kadının karnı da doydu. Tamamdır, filmini de izledi. Keyfini güzelce yaptı. Ve artık onun için gitme vakti. Ben de videoyu Orhan'la Hülya gibi sonlandırayım. Mutlu son olsun bizimki de. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ve inşallah yarın İlhami Usta gelir. Dua edin bana kız. Gelsin de Allah'ın izniyle şu mutfak taşlarını halletsin. Hadi bakalım şöyle kocaman da sizleri bir öpeyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.